Merhabalar, Sihirlilik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde pizza nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok mükemmel, çok güzel bir pizza oluyor bu. Önce hamurunu yapmakla başlıyoruz işe. Bunun için malzemelerimiz 5 su bardağı unumuz var. 4 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 yemek kaşığı da şekerimiz var. 2 su bardağı kadar da ılık suyumuz var. Ben 5 su bardağı unu kabımıza boşalttım. Şöyle ortasını havuz gibi açıyorum. Mayayı ortasına döküyorum. Şekeri de döküyorum. Suyumuzu azar azar ilave ediyoruz. Şöyle elimizle mayamızı birazcık eritiyoruz. Bu arada zeytinyağımızı da koyalım içine. Tuzumuzu da etrafına böyle serpelim. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu vere vere yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Arkadaşlar pizza yaparken pizzanın hamuru çok daha önemli üstünden. Yani üstünde istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama hamurunun güzel olması çok önemli. Ben böyle yoğurarak güzel yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Bakın yumuşaklığını göstereyim size. Böyle yumuşak, kıvamlı güzel bir hamur yoğuracaksınız. Ben 5-6 dakika kadar yoğurdum. Ne kadar iyi yoğurursanız pizza hamurunuz o kadar güzel olur. Şimdi streç filmle üzerini kapatıyoruz. En az 1 saat mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken ben üst sos malzemelerini ve üzerine koyacağım diğer malzemeleri hazırlıyorum. Şimdi en az 1 saat hamurumuz böyle sıcak bir ortamda mayalanacak. Hamurumuz mayalandı. Açalım şimdi hamurumuzu. Çok güzel mayalanmış. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Şimdi ben size bir püf noktası söyleyeyim. Hazır pizzaları yerken tabanında çok böyle kıtır kıtır değişik bir tat oluyor hamurunda. Şimdi ben onu vermek için şöyle birazcık un ve birazcık mısır unu karıştırdım. Siz de böyle yapın. Orijinal pizza hamuruyla aynı olacak. Şimdi hamurumuzu biraz şöyle havasını alalım. Şimdi hamurumuzu ikiye bölelim. Bir parçasını kaldırıyorum. Şimdi böldüğümüz parçasını merdane yardımıyla altını yine un ve mısır unuyla bulayarak açacağız. Elinizle de açabilirsiniz. Ama ben merdane kullanacağım. Çok daha düzgün olacak. Hamurumuzu merdanemizle tepsi büyüklüğünde açtık. Şimdi tepsimize hamurumuzu güzelce yayıyoruz. Tepsimize hamurumuzu güzelce yerleştirdik. Şimdi ben kaşar kenarı yapacağım. Böyle yaptığınız zaman çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor pizzalarınız. Size de tavsiye ederim ama yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle biraz kaşar rendesinden çektirerek hamurumuzu koyuyoruz. Şöyle tekrar üstüne hamurumuzu kapatıyoruz. Şöyle şu şekilde elimizi de bastırırsak çok basit. Şöyle kaşar kenarlarımızı böyle güzelce yaptık. Elimizle de böyle bastırdık. Hem şöyle şekli de güzel oldu.
Şimdi arkadaşlar benim birazcık domates sosum var. Bu domates sosumun içine bir kaşık da salça koyuyoruz. Bu sosu ben yazdan yapmıştım. İçine birazcık kekik ilave ediyoruz. Birazcık da zeytinyağı koyalım. Daha da lezzetli oluyor. Zeytinyağımızı da koyduk. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Önce hamurumuzu çatalımızla böyle deliyoruz. Çok fazla kabarmaması için. Çünkü bu orijinal pizza tarifi arkadaşlar. Normalde kimse denmiyor böyle. O yüzden kabarıyor. Poğaça gibi bir şey oluyor. Orijinal pizzada böyle delikler açmamız gerekiyor hamura. Öğrendiğim kadarıyla kabarmaması için. Şimdi sosumuzdan bol miktarda koyuyoruz ve böyle yayıyoruz. Üst malzemeleri tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Benim sucuk, mantar, birazcık kırmızı biberim var. Mısırım var. Kendi yapmış olduğum siyah zeytinim var. Onların çekirdeklerini çıkarttım. Güzelce dilimledim. Kaşarım var. Siz kendi damak zevkinize göre üst malzemesini ayarlayabilirsiniz. Bolca sostan sürdük. Her yerini şöyle yayalım. Şimdi kaşarımızı serpiyoruz biraz. Üzerine de serpeceğiz ama altına da mutlaka birazcık kaşar serpin. Daha lezzetli oluyor. Bu arada ben fırınımı 200 derece önceden ısıttım. Önce mantarlarımızı güzelce diziyoruz. Sucuklarımızı da güzelce dizdik. Şimdi kırmızı biberlerimizi üzerine atıyoruz. Mısırımızı da. Dediğim gibi sizin damak zevkinize kalmış. Üzerine istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Zeytinimizden de şöyle atalım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik alt üst fırında pizzamızı koyuyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Bu pizza arkadaşlar fırında hemen hemen yarım saatte pişiyor. 30-35 dakika kadar. Fırınınızın kendi derecesine göre siz bakarsınız. Üstü kızardığı zaman pişmiş demektir. Pizzamız pişti. Pişmeye yakın şöyle biraz daha kaşar serpiyoruz üzerine ve fırınımızı kapatırız. O sıcağıyla eriyecek. Tekrar veriyoruz. Eriyinceye kadar bekliyoruz. Kaşarlarımızı kapatacağız. Pişti arkadaşlar. Şimdi ben kesiyorum. Mutlaka denemelisiniz. Çok güzel bir tarif. Pizzamız pişti. Bakın şöyle göstereyim sizlere ne kadar güzel. Peynir kenarları var. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel oldu. Enfes bir pizza oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınız bu pizzaya bayılacak. Verdiğim ölçülerle yaparsanız gerçekten tam orijinal peynir kenarlı bir pizzanız olur. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.